Londra'da yaşamıyorsan bile çok pahalı bir şehir olduğunu mutlaka duymuşsundur. 2022'de yapılan bir araştırmaya göre Hong Kong, New York ve Cenevre'den sonra dünyanın en pahalı dördüncü şehri Londra olmuş. Geçen seneye kıyasla bir sırada yükselmiş. Yani gittikçe pahalılaşmaya devam ediyor. Ama üzülme. Eğer buraya geliyorsan hiç para harcamadan yapabileceğin şeyler, görebileceğin harika yerler var. Bu arada içerik fikri için Instagram'dan bana ulaşan Simge'ye buradan çok teşekkür ederim. Eğer senin de Londra'da yaşamla ilgili merak ettiğin ya da ilgini çeken başka konular varsa yorumlara yazmayı unutma. Lafı daha fazla uzatmadan Londra'da yapabileceğin 50 şeyi senin için sıralıyorum. Bu listede mutlaka ilgini çekecek bir şeyler bulacaksın. O yüzden not alsan iyi olur. Bu şehir yaklaşık 10 milyonluk nüfusuyla Birleşik Krallık'ın en kalabalık şehri unvanına sahip. Ama kalabalıklar bizi yıldıramaz çünkü nefes alabileceğimiz yeşil alan sayısı bir hayli fazla. Londra'da halka ücretsiz erişim sağlanan yaklaşık 3000 adet yeşil alan bulunuyor ve bunlardan 8 tanesi Kraliyet Parkı olarak geçiyor. Kraliyet Parkları adından da anlaşıldığı üzere Birleşik Krallık monarşisine ait. Londra'daki Kraliyet Parkları'nı yılın her günü ücretsiz olarak ziyaret etmek mümkün. 8 Kraliyet Parkı'nı tek seferde gezebilir misin bilmiyorum ama en popüler olanları listeye ekledim. Hava güneşliyken parklarda piknik yapmak ve çimlerde uzanmak Londralıların klasik aktivitelerinden biri. St. James's Parkı'nı yaşı gereği ilk sıraya koydum. Kendisi en eski Kraliyet Parkı ve Buckingham Palace'ın hemen karşısında yer alıyor. Konumu harika ve bence Londra'yı görebileceğin en güzel yer burası. Gelmişken bir fotoğrafını çekmeyi unutma. Hyde Park, halka açılan ilk Londra Kraliyet Parkı ve o zamandan beri en ünlülerinden biri. Hyde Park ve Kensington bahçelerini tek seferde gezebilirsin. Çünkü aynı alanda yer alıyor. Burada özellikle Diana'nın heykelini, kuğuları, Kensington Sarayı'nın içine girmek ücretli olsa da dıştan görünümünü, Kraliçe Victoria'nın heykelini mutlaka görmen gerekiyor. Regent's Park yine şehir merkezindeki konumuyla oldukça popüler parklardan biri. Bu parkın bir de takma bir adı var. Taçtaki Mücevher olarak biliniyor. Londra'da yaban hayatına karışabilmek Richmond Park'ta mümkün. O kadar büyük bir park ki tüm gününü burada geçirebilirsin. Burası turistik kısımdan biraz uzak. Merkezin birinci bölgede olduğunu düşünürsek burası dördüncü bölgede kalıyor. Ama kesinlikle gelip görmeye değer bir yer. Richmond başlı başına keşfetmen gereken yerlerden biri zaten. Greenwich Park'a gelmek için merkezden biraz uzaklaşman gerekiyor. Ama Londra ziyaretinde Greenwich'e mutlaka bir gününü ayırman gerekiyor bence. Bunun için Greenwich videomu izlemeni tavsiye ediyorum. Parkın doğası muhteşem ama onu diğerlerinden ayıran en büyük özelliği buraya gelmişken görmen gereken tüm tarihi bina ve müzelere ev sahipliği yapıyor olması. Kraliyet Rasathanesi, Ulusal Denizcilik Müzesi, Eski Kraliyet Deniz Koleji, Kraliçenin Evi, bunlar hep parkın sınırları etrafında. Londra kalabalığından bir anda sıyrılan sakin ve huzurlu bir yer. 1100 yılından kalma bu yıkık kilise, Büyük Londra yangınından ve İkinci Dünya Savaşı'ndan nasibini almış. Yeniden inşa etmenin imkansız olduğuna karar veren din adamları burayı terk ederek kaderiyle baş başa bırakmış. Ta ki 1971 yılında Londra Belediyesi bu harabeyi halka açık bir parka çevirene kadar. Kilisenin kaybı Londra'nın kazancı olmuş. Burada bir zamanlar elfler yaşardı deseler inanırım. Öyle büyülü bir atmosferi var. Londra'da yapılacak en keyifli aktivitelerden biri de alışveriş tabii ki. Ve bu konuda çok fazla alternatif var. Ama biz tek kuruş harcamak istemiyoruz. Bu yüzden seçtiğim alışveriş caddeleri ve merkezleri hiçbir şey almadan da sana görsel şölen sunmayı garanti eden yerler. Battersea Power Station eskiden bir elektrik santrali olarak kullanılıyormuş. Şimdilerde şehrin en heyecan verici destinasyonlarından biri kuşkusuz. Bir alışveriş merkezine kıyasla oldukça ilginç mimarisi ve tarihi sebebiyle kesinlikle gelip görmen gereken bir yer. Fordham & Mason, Londra'da mutlaka görmen gereken lüks bir alışveriş merkezi. 315 yıl önce kurulduğunda kaliteli gıda ürünlerini tedarik eden bir bakkal dükkanı olmayı amaçlamış ve günümüze gelene kadar kalitesinden asla ödün vermeden büyümeye devam etmiş.
Seçkin çayları, bisküvileri, çikolataları ve içkileri çok meşhur. Londra'nın ikonik simgelerinden biri olan Harrods, Knightsbridge'de yer alıyor. Her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği Londra'nın en prestijli mağazalarından biri haline gelmiş. İçinde dünyaca ünlü lüks markalar mevcut. Oxford Street, Londralıların uğramaktan kaçındığı bir yer aslında. Sebebi ise çok açık. Şehrin en turistik ve en popüler alışveriş caddesi. Avrupa'nın en kalabalık alışveriş caddelerinden biri. Yılda tam 200 milyon ziyaretçi geliyormuş. Cadde boyunca 300 civarında mağaza var. 200 milyon kişinin bir bildiği vardır herhalde, değil mi? Regent Street konum olarak Oxford Street'i kesen bir cadde ama mağazalar bakımından Oxford Street'tekilerden biraz daha yüksek bir segmente sahip. Bu yüzden caddedeki yoğunluk daha az. Hava kararınca bu caddeler çok şık oluyor. Bu şehir sanat konusunda kendini aşmış durumda. Dünyanın en önemli ve en güzel sanat galerilerine ev sahipliği yapıyor. En ünlü yerleri listeliyorum ama dediğim gibi ilgi alanına ve zevkine göre çok daha fazlası var. South Kensington bölgesi müzeler açısından çok zengin. Moda, sanat ve tasarım dendiğinde Londra'daki en iyi müze kuşkusuz Victoria ve Albert Müzesi. Burası dünyanın en büyük süsleme sanatları ve tasarım müzesi unvanına sahip. 1852 yılında kurulan müzenin adı Kraliyet ailesinin efsaneleşen aşk hikayesinin kahramanları Prens Albert ve Kraliçe Victoria'dan geliyor. Yılda 5 milyondan fazla ziyaretçinin geldiği Londra'daki en popüler müzelerden biri de kuşkusuz Doğa Tarihi Müzesi. Ve yine Victoria ve Albert Müzesi'ne 1 dakikalık yürüme mesafesinde. İnsanlık tarihi ve kültürü hakkında zengin bir koleksiyona sahip olan Britanya Müzesi, mimarisiyle de bir o kadar ilgi çekici. Sadece Londra'nın değil, Birleşik Krallık'ın en büyük müzesi. Şehrin olmazsa olmaz ziyaret mekanı Tate Modern, dünyanın en iyi modern ve çağdaş sanat koleksiyonlarından birine sahip. Özellikle hafta içi sabah 10 civarında gelirsen kalabalığa yakalanmadan rahat rahat gezebilirsin. Sanat eserleri ilgini çekmiyor olabilir ama galeride öyle bir kafe var ki manzarası şahane. Buraya sadece keyif yapmak için bile gelebilirsin. Oldukça fotojenik bir yer. Yağmurlu havalarda çok daha güzel oluyor. Londra'nın kalbi Trafalgar Meydanı'nda bulunan National Gallery'de dünyaca ünlü tablolara ulaşabilirsin. Van Gogh, Picasso, Monet, Rembrandt, Bellini, Botticelli, Da Vinci ve daha niceleri burada seni bekliyor. Kraliyet Opera binasında düzenli olarak ücretsiz konserler veriliyor. Şu an için yayınlanan takvim Şubat ayına kadar. Linki açıklamalara ekliyorum. Bilet almadan gelebilirsin. Ancak yoğun ilgi gösterildiği için performans saatinden biraz daha önce orada olmanda fayda var. Gelmişken mutlaka bu deneyimi yaşamanı tavsiye ederim. Barbican Center, Avrupa'nın en büyük görsel sanatlar merkezlerinden biri. Burayı diğer yerlerden ayıran en büyük özelliği ise Brutalist mimarisi. Eğer mimariye ilgi duyuyorsan buraya kesinlikle görmelisin. Benim mimari konularla işim olmaz diyorsan içinde bir de eşsiz bir bahçe var. Buraya giriş ücretsiz ama önden online bilet almak gerekiyor. Müzedir, galeridir, kapalı alanlar beni darlar diyorsan onun için de bir çözümle geliyorum. Duvarlardaki resimler, heykeller, önemli karakterlerin büstleri, performans sanatçıları, sanata dair aradığın her şey sokakta var. Londra'nın en yüksek gökdelenlerinin toplandığı Kanarya Rıhtımı'nda yüzden fazla sanat eseri mevcut. Sanat yolu haritasıyla hangi çalışmayı kim ne zaman tamamlamış gibi soruların cevapları da var. Leake Street'teki tünel, 300 metrelik bir grafiti tüneli, Londra sokak sanatının kalesi ve şehrin en büyük yasal duvarı unvanına sahip. Bu renkli dünyayı mutlaka görmelisin. İngiltere deyince hepimizin aklına gelen şeylerden biri bu kırmızı telefon kulübeleri. Out of Order isimli çalışmayı Kingston'da ziyaret edebilirsin. Richmond'un doğası bir harika. Buradan baktığında sanki Londra'da değil de el değmemiş bakir bir yerdeymişsin gibi hissediyorsun. Gün batımı saatlerinde tam bir görsel şölen sunuyor. Richmond Köprüsü'nün şu manzarasına bakar mısın? Harikalar diyarındaymışsın gibi bir his yaratmadı mı sende de?
Skygarden çok popüler. Önden ücretsiz biletini alarak walkie-talkie binasının tepesine çıkıyorsun ve tatam! Londra ayaklarının altında. Üstelik içi de botanik bahçe. Eğer geldiğin tarihler için bilet bulamazsan üzülme. Rotayı hemen buraya çeviriyorsun. Burası için rezervasyon falan da gerekmiyor. Ayrıca Sky Garden'daki insan kalabalığından da arınmış bir yer. En sevdiğim filmleri hızla aklından geçir. Eminim içlerinden en az biri Londra'da geçiyordur. Ben tam bir Harry Potter fanıyım mesela. Londra'yı ilk ziyaret ettiğimde ilk gittiğim yer 9/3 çeyrek platformuydu. Yeri King's Cross'ta maksimum 5 dakika sırada bekliyorsun çünkü tek Harry Potter fanı sen değilsin. Sıran geldiğinde mağaza çalışanları eline asayı tutuşturuyor ve sen de en sihirli pozunu veriyorsun. Hiçbir ücret de ödemiyorsun. Harry Potter filminde kullanılan yerlerden biri de Leyden Hall Market. Burası 14. yüzyıldan kalma kapalı bir çarşı ve içi çok güzel. Ziyaret etmek için illaki Harry Potter fanı olman gerekmiyor. St. Pancras Station yine Harry Potter sahnelerinde gördüğümüz bir lokasyon ve King's Cross'un hemen yanında. Gelmişken buraya cisimlenmeyi unutma. İngiliz dedektif Sherlock Holmes aslında hayali bir karakter. Yaşadığı yer Baker Street onunla o kadar özdeşleşmiş ki tren istasyonundan adımını atar atmaz heykeli seni karşılıyor. Baker Street'i mutlaka görmeni tavsiye ediyorum çünkü çok güzel bir yer. Kitaplarında, filmlerinde ve dizilerinde geçen 221B adresi ise Sherlock Holmes Müzesi olmuş. Müzeye giriş ücretli ama dışı bile harika. Perulu sevimli bir ayıcık, boynunda teyzesinin yazdığı "Lütfen bu ayıcıkla ilgilenin. Teşekkürler" notuyla kendisine yeni bir yuva bulabilmek için Londra'ya tek başına seyahat eder. Ancak Paddington istasyonunda kaybolup yalnız kalınca büyük ilgi duyduğu İngiliz şehir hayatının hiç de beklediği gibi olmadığını kısa sürede anlar. Ayı Paddington kitabı ve filmi Kalpleri Isıtan hikayesiyle seni Londra'ya ışınlıyor. Hadi biraz romantizm. Notting Hill'de geçen Julia Roberts ve Hugh Grant'ın başrolünü paylaştığı kült film Aşk Engel Tanımaz'ı izlemediysen önce onu izlemelisin. Sonra Notting Hill'e gelmelisin. Portobello'da baştan başa yürüyüp filmde geçen kitapçıyı da bulmalısın. Beatles grubunun ikonik albüm kapağının çekildiği bu yaya geçidi günümüzde çok popüler. Trafiğin akıcı olduğu bu yolda ünlü yürüyüşü sen de yapmak istiyorsan sabah erken saatlerde gelmelisin. Londra'daki kitapçılara bayılıyorum. İkinci el kitapçılar efsane zaten. Zincir kitapçılarında konseptleri bir harika. Dünyanın neresine gidersem gideyim bir kitapçının önünden geçtiğimde hemen içeri girip göz atasım geliyor. Eğer sen de benim gibiysen birkaç harika yerden bahsedeceğim. Piccadilly'de bulunan Hatcher's Londra'nın en eski kitapçısı. Tarihi sebebiyle buraya mutlaka görmelisin. Downes Kitap Evleri Londra'nın en güzel kitapçılarından. Aslında 90'lı yıllarda kurulmuş bu kitapçı ama Marylebone'daki ilk şubesi 1912 yılından kalma bir bina. Stoktaki kitap sayısı ve raf uzunluğu sebebiyle Guinness Rekorlar kitabına giren bir kitapçıdan bahsedeceğim sana. Foy's Londra'nın en eski kitapçılarından biri. Charing Cross'taki şubesi ise en popüler olanı. Britanya Müzesi, Birleşik Krallığı Milli Kütüphanesi ve kitap koleksiyon sayısı bakımından 2020 yılında dünyanın en büyük kütüphanesi kabul edilmiş. Buraya rezervasyon yapmadan direkt gelebilirsin. Kütüphanenin içinde ücretsiz sergiler oluyor. Denk gelirsen mutlaka göz at. Londra'nın renkli şık caddelerinde yürümek çok keyifli. Ne yana bakacağını şaşırıyorsun. Her yerde ilginç bir detay yakalamak mümkün. Carnaby özellikle alışveriş yapmak için çok ideal. Tasarım mağazaları ve sıra dışı butikleri görmeye değer. Üstelik ödüllü restoranlar ve harika kafeler de var. Şehrin çılgın çocuğu Camden mutlaka görmen gereken adreslerden biri. Bana Kadıköy ve Karaköy'ün karışımı gibi geliyor ama daha bohem ve aykırı versiyonu. Burası aynı zamanda Amy Winehouse'la özdeşleşmiş bir yer. Adım attığın her yerde ona dair izler buluyorsun. Londra'ya ister turistik amaçla ister iş dolayısıyla gel, Piccadilly Circus'a mutlaka yolun düşer. En kötü ihtimalle aktarma yapman gerekir burada, yine yolun düşer. Çok kalabalık, çok turistik ama Londra'ya ilk defa gelenlerin olmazsa olmazı listesinde yer almalı.
Zaten buradan Oxford Street'e, Regent Street'e yürüyerek çok rahat geçebiliyorsun. Sokak sanatçılarının günün neredeyse her anı performans sergilediği, müziğin hiç eksilmediği, şık mağazalarla dolu bir yer Covent Garden. Bir eğlence merkezi olan Covent Garden, el yapımı ürün tezgahlarına ve Kraliyet Opera binasına da ev sahipliği yapıyor. Hazır Covent Garden'dasın, hiç para harcamadan İngiliz çaylarının tatlarına bakmaya ne dersin? Hemen alt katta yer alan Wittart'a gir, gönlünce gez, günün çayının tadına mutlaka bak. Londra'dan Çin'e ışınlanmak istersen Chinatown'u mutlaka görmelisin. Tabelalar Çince, Çin sokak lezzetleriyle dolu ve haliyle Çinli akımına uğrayan bir yer. Londra'da Çin kültürünü deneyimlemek oldukça eğlenceli ve ilginç. National Gallery'den bahsederken Trafalgar Meydanı'nda olduğunu söylemiştim sana. Bu meydandaki heykeller birkaç sene boyunca sergileniyor ve hepsinin ayrı bir anlamı, ayrı bir hikayesi var. Şu an sergilenen Antrop adlı heykelin hikayesini merak ediyorsan sokakta sanat videomu izlemen gerek. Londra deyince herkesin aklına ilk gelen şeylerden biri Big Ben'dir kuşkusuz. Yapının adı Elizabeth Tower aslında. Big Ben de saat kulesindeki çanın adı. Burası Westminster bölgesinde kalıyor. İngiliz parlamentosunun da yer aldığı tarihi bir bölge. Dandenong, Big Ben'le karşılıklı diyebiliriz. Westminster Köprüsü'nden karşıya geçtin mi Londra'daysın. Binmek ücretli ve inanılmaz bir sıra oluyor. Şimdiye kadar binmedim. Binmeyi de pek düşünmüyorum. Ona uzaktan bakmak bence çok daha güzel. Buckingham Palace, kral ve kraliçenin yönetim merkezi ve Londra'daki ikametgah adresi. Buraya giriş turlarla yapılıyor ve ücretli. Ama İngiliz askerlerinin nöbet değişim törenlerini izlemek bedava. Sabah 11'de değişim törenleri başlıyor ama sen biraz daha erken gidip en iyi izlenecek yeri önceden bulmaya çalış. Thames Nehri üzerinde yer alan açılır kapanır kule köprüsü şehrin iki yakasındaki trafiği birleştiriyor. Köprünün üzerine çıkıp uçtan uca keyifli bir yürüyüş yap. St. Paul's Katedrali kuşkusuz Londra'nın ikonlarından. Köklü tarihi, görkemli yapısı, tam 111 metre yüksekliğindeki kubbesiyle kesinlikle adının hakkını veriyor. İçine girmek ücretli ama dışından da çok güzel. Katedrale farklı açılardan bakmaya çalış. Burayı en iyi görebileceğin yerse One New Change alışveriş merkezinin terası. Millennium Köprüsü sadece yayaların kullanabildiği çelik asma bir köprü. Tate Modern tarafından gelirsen tam karşında St. Paul's Katedrali kalıyor. Köprü üzerinden Thames Nehri ile birlikte şart gibi modern yapılar oldukça fotojenik görünüyor. Eski Kraliyet Deniz Koleji İngiltere'nin en dramatik yapısı olarak adlandırılıyor. Greenwich Üniversitesi'nin kampüsü de burada yer alıyor aynı zamanda. 500 yıllık tarihiyle Greenwich'te en beğendiğim yer. Bunun dışında şehirde olup bitenleri takip etmek istersen metrolarda bulunan metro gazetelerini alıp ücretsiz okuyabilirsin. Genelde gişelerin yanında bulunuyor. Bir restoranda yemek yiyeceksen sipariş öncesi garson içecek bir şey isteyip istemediğini sorar. Tap water seçeneğiyle gönül rahatlığıyla ilerleyebilirsin. Çünkü musluk suyu temiz, içilebiliyor burada. Tadı da hiç fena değil. Gördüğün gibi liste oldukça uzun. Hazırlarken gerçekten çok özen gösterdim. İlk defa Londra'ya geliyormuş gibi düşünüp bu içeriği oluşturdum. Umarım ilgini çeken ya da sana fikir veren bir şeyler olmuştur. Bu arada araştırmamı yaparken Londra'da ücretsiz turlar olduğunu da gördüm. Hiç katılmadım ama incelemek istersen açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Bu içeriklerin devam etmesini istiyorsan beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Londra'dan bildirmeye devam edeceğim. Cheers!